İnegöl Belediyesi'nin Fatih Mahallesi'nde yapımı sürdürdüğü Ağız Kalılar Anıtı ve Meydan Projesi'ni inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu, alanın 14 Kasım Ağız Kalılarının sürgün yıl dönümünde yapılacak törene yetiştirileceğini söyledi. İnegöl Belediyesi olarak gördüğünüz gibi her alanda, altyapıda, üst yapıda, parklar, çocuk oyun grupları, yollar yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün de Fatih Mahallesi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi bir anıt yapıyoruz. Ağız Kalılar Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Mehmet Taşın, Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş'tan böyle bir anıt yapılması talep ettiydi. Başkanımız da uygun görerek bize talimat verdi. Ve biz de bu imalat sürecini şu anda başlattık, devam ediyor. İnşallah 14 Kasım gününe yetişecek. Niye 14 Kasım? 14 Kasım 1944 yılında Sovyetler Birliği Stalin döneminde Gürcistan Ağızka bölgesinde bulunan Ağızkaları sürgüne gönderilmişti. O sürgün esnasında binlerce vatandaşımız, soydaşımız ölmüşlerdi. Allah rahmet eylesin. Çok çileli bir dönem geçirilmişti. Ve bizim de Türkiye'de yerleşen Ağızkalılar var. Özellikle İnegöl'ümüzde Fatih Mahallesi'nde çok yoğun Ağızkalılar var. Onlara bir anıtın sembolleştirilmesi, o zamanki çektikleri çilelerin bir anıtı olarak burada bir anıt yapmamızı talep ettiler. Kendi projeleri çerçevesinde Türk bayrağın hilali olacak şekilde bir hilal uygulanıyor. Burası yaklaşık 1280 metrekare, 650 metrekaresi yeşil alan, 630 metrekaresi de sert zemin. Yine hilalin olduğu yer 420 metrekare. Burası sert zemin ve hilal olacak. Banklar koyacağız, oturma yerleri olacak, Türk bayrağımız olacak. Ve o gün 14 Kasım Ağızkalılar sürgün yıl dönümünde burada tören yapılacak. İnşallah bir 10 gün içinde buraları toparlarız ve hizmete açarız. Ben şimdiden Ağızka Türklerine ve buradaki mahalle, Fatih Mahalle sakinlerine bu yaptığımız anıtın hayırlı olsun temenni